Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Değerli milletvekili arkadaşlarım, hepinize saygılarımı sunuyorum. Öncelikle polis teşkilatımızın yıl dönümünü kutluyor. Kendilerine sağlık, sıhhat, başarılar diliyorum. En kısa sürede de umarım onların özlük haklarını iyileştirme noktasında da iktidar yetkilileri getirir. Biz de o konuda da destek vereceğiz. Değerli arkadaşlar, dünya tarihinde hepimizin çok iyi bildiği Orta Çağ'da mesela kara veba vardı. 17. yüzyılda kolera vardı. 20. yüzyılın başında İspanyol nezlesi vardı. Yani salgınların tamamında bütün devletlerin ortak hikayeleri var. Ortak amaçları, özellikle salgınla mücadele etmek, sağlık konusunda mücadele etmek. Ama hepimiz çok iyi biliyoruz ki önemli olan salgından sonra bu, çünkü sadece sağlığı tehdit etmiyor, aynı zamanda ekonomiyi de tehdit ettiği için ekonomik anlamda da mutlaka devletlerin bu konuda önlem alması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu konuda neler önlem alıyor onu şu ana kadar gerçekten göremedik. Ama en önemli şeyin mutlaka üretim olduğunu, mutlaka çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini bu kürsüde ifade etmek istiyorum değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, evet, konumuz Hatay. Bu kürsüde Hatay'ın sorunlarını o kadar çok dile getireyim ki değerli arkadaşlar, gerçekten bu kürsünün dili olsaydı, canlı olsaydı, inanın bu kürsü kayıtsız kalmazdı Hatay'ın sorunlarını çözmek için. Hatay küresel ve bölgesel sorunlardan en çok etkilenen il olduğunu defalarca dile getirdim. Reyhanlı'ya defalarca bombalar patladı, sınırlar kapatıldı ve ilk 500 bin Suriyeli gelip Hatay'da yerleşti. Şu anda dahi dikkat ederseniz barış harekatı Hatay'dan yapıldı ve Hatay'da on binlerce vatandaşımız işsiz kaldı. Birçok esnafımız kepenk kapattı, çiftçilerimiz üretemez duruma geldi. Ama maalesef şu anda hala sorunlar devam ediyor değerli arkadaşlar. Şimdi çok basit bir örnek vereceğim. Türkiye'nin herhangi bir X ilinde 3000 Suriyeli varsa, Hatay'da 5000 Suriyeli var, 500 bin Suriyeli var. Devletten belediyelere giden ödenekler şu anda eşit olarak gidiyor mu? Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, Hatay'la ilgili, tabii maskede biraz rahatsız ediyor. Değerli arkadaşlar, Hatay'la ilgili acilen yapılması gerekenleri burada sıralamak istiyorum. Özellikle çiftçimize destek olmamız gerekiyor. 2019 pamuk destekleme kredisi hala verilmedi. Amik Ovası şu anda destek bekliyor. Kepenk kapatan esnafımıza destek olmamız gerekiyor. Yanlarında çalışan işçilerimize destek olmamız gerekiyor. Havalandan dolayı orada gerçekten mağdur olan vatandaşlarımız, çiftçilerimiz orada destek bekliyor. Turizm sektörüne can suyu vermemiz gerekiyor. Hatay'daki vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin tamamını giderilmesi gerekiyor. Ve özellikle esnaflarımızın kredileri, kredi kartları bir yıl mutlaka ötelenmesi gerekiyor. Nakliyecilerimizin, gerçekten değerli arkadaşlar, şu anda tır filoları şu anda pas tutmuş durumda. Traktörler çürüyor. Bu yüzden vergileri, SSK primleri, kira ve personel giderlerini mutlaka devlet tarafından karşılanması gerekiyor. Yine okul servis şoförleri şu anda işsiz kaldı. Bakın, bunların üzerine 500 bin Suriyeli'ye eklersek. Ayrıca yine Hatay vatandaşlarımızın elektriği, suyu ve doğal gazını tamamını ödenmesi gerekiyor. Bunu bir kez daha burada ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Yine Hatay'da yaklaşık 40 bin kişi yurt dışında çalışıyor. Bunu defalarca bu kürsüde dile getirdim, tekrar dile getireceğim. Evet, Kuveyt'e uçak gönderildi. Daha önce de teşekkür etmiştim Sayın Zengin'e, Sayın Dışişleri Bakanı'na, Sayın Dışişleri Bakan Yardımcısına. Tabii bu arada Sayın, gerçekten olağanüstü performans gösteren ve bütün vatandaşlarımızla eşit bir şekilde ilgilenen Kuveyt Büyükelçimiz Sayın Ayşe Hilal Sayan Koytak'a ayrıca teşekkür ediyorum gerçekten emeklerinden dolayı burada. Tabii değerli arkadaşlar, burada şöyle bir durum var. Özellikle Arabistan'da çok ciddi sıkıntılar var. Orada 6000'in üzerinde mağdur olan, mahsur olan vatandaşlarımız var. Katar, Libya, Umman, Kıbrıs ve Irak. Ve diğer ülkelerimizde özellikle Hataylı olup orada çalışan, işçi sıfatında çalışan gerçekten binlerce vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımızın
bir an önce mağduriyetlerin giderilmesi noktasında bu kürsüde daha önce konuştuğum bir kez daha söylüyorum değerli arkadaşlar. Sayın Topal, tamamlayın sözlerinizi. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Dışişleri Bakan Yardımcısıyla görüştüm. Bununla ilgili çalışmalar yürütülüyor. Karantina bölgesi oluşturulmaya çalışılıyor. Teşekkür ediyorum ama gerçekten şu anda binlerce vatandaşımız, benim telefonum susmuyor. Dolayısıyla bir an evvel bu karantina bölgesinin halledilmesi ve uçakların gönderilmesi gerekiyor. Gerçekten vatandaşlarımız mağdur, Hatay halkı mağdur, Hatay halkı esnafının bütün sorunların giderilmesi gerekiyor. Evet, biz bize yeteriz kampanyası başlatıldı ama biz bize bağış yaparak değil diyorum, biz bize üreterek diyorum. Ülkenin kaynaklarını halkımıza kullanarak yeteriz diyorum. Bu yüzden son olarak bir kez daha yurt dışındaki vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi noktasında ivedi bir şekilde kriz masasının karar almasını burada diliyorum. Ve son olarak grubuma, yurt dışındaki vatandaşlarımıza Hatay halkına verdikleri desteklerinden dolayı başta grup başkanı Sayın Özgür Özel'e teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. İYİ Parti grubu adına Sayın Hüseyin Örs, buyurun.